Emekli Tuğgeneral Mustafa Kemal Tutkun, o da balyoz davası tutuklusu askerlerden biri. 83 yaşındaki annesi ağır hastaydı. Son bir kez görmek için izin istedi. O izin bir ay sonra geldi. Tutkun hemen yola çıktı ve bakın yolda hangi haber geldi. Yavaş, yavaş. Oğul ve annesi son kez bir aradalar. Ancak veda için artık çok geç. Balyoz davasında tutuklu yargılanan emekli Tuğgeneral Mustafa Kemal Tutkun'un annesi Hüsniye Tutkun uzun süredir rahatsızdı. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Emekli Paşa annesini son kez görmek için bir ay önce savcılığa başvurdu ancak günler geçiyor, özel izin bir türlü çıkmıyordu. Sonunda Silivri Cezaevi'ne iyi haber ulaştı. Savcılık izin vermişti. Mustafa Kemal Tutkun annesini görmek için hemen yola çıktı ama yetişemedi. O yoldayken yaşlı kadın vefat etti. Cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi. Emekli Tuğgeneral ancak cenaze törenine yetişebildi. Annesinin başında dua etti. Tabutuna omuz verdi. Mustafa Kemal Tutkun tek kelime etmedi. Sitem avukatından geldi. Bize göre ciddiye alınmadı. Gönderdiğimiz raporlar imza eksikliği nedeniyle geri gönderildi. Çok üzgünüz. Umarız bu olay, bundan sonra böyle olaylar yaşayan insanların başına gelmez.